neler söyledi? Dizinin kuzeyi Kıvanç Tatlıtuğ dizi için 6 ayda kaç kilo verdi? 6 ay civarında oldu yani. Komple 6 ay. Yakışıklı oyuncu kendi yarattığı Kuzey karakterinden kendisinin bile çekindiğini nasıl itiraf etti? Kuzey'in arkasından konuşamam şu anda, kusura bakma. Kıvanç Tatlıtuğ dizideki dövüş sahneleri için Brad Pitt'ten mi ilham aldı? Bizde şöyle bir şey var, bir dövüş sahnesi oluyor. Kuzey Güney dizisindeki Kuzey karakteriyle ekranlara muhteşem bir dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un kendi adını taşıyan saatlerin tanıtım gecesi adeta ünlüler geçidine sahne oldu. Çekimlerden fırsat bulup ekrandaki dizileri takip edememekten yakınan Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisini sağda solda çok duyduğunu söylüyordu. Vallahi çekimlerden çok fırsat olmuyor. Hepsinin inşallah en iyi şekilde gider. Çünkü çok zor. Hangisinin namı kulağınıza geliyor? En çok hangisinden bu? Kuzey Güney'in geliyor. Başarılı proje tabii. Geçen sene devam eden projeler de güzel. Davete derin dekolteli siyah bir elbiseyle katılan ve dikkatleri üzerine çeken çiçeği burnunda oyuncu ve spor spikeri Burcu Esmersoy var yanımızda. Yeni yayın döneminde asla vazgeçemem dediğiniz bir dizi var mı biliyorsunuz? Kuzey Güney. Kuzey Güney var. Evet, direkt Kıvanç sayesinde. Evet, ben çünkü hiç dizi seyretmem ama sırf Kıvanç yüzünden seyretmeye başladım açıkçası. Hayranlarımdan mısınız Kıvanç'ın yoksa arkadaş olarak hayranlarından bir tanesiyim tabii. Derken davet başlıyor ve açılış konuşmasını dizinin kuzeyi Kıvanç Tatlıtuğ yapıyordu. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Benim hayatımın belki de en anlamlı bir günde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bütün dostlarıma, camiada paylaştığım bütün arkadaşlarıma, herkese, tanımak herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Açılış konuşması sonrası koluna kendi adını taşıyan saati takan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de kameralar karşısına geçiyordu. Bu benim hayatımda yapmış olduğum hiçbir projeye benzemiyor. Kameralara Kıvanç, bir kameralara. Onun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Yani hayatımın sonuna kadar ileride çoluğum çocuğum olursa ki olmasını tabii ki istiyorum. Gösterebileceğim kendime ait, kendimle bütünleşen bir parça var. Hayatımın sonuna kadar bunu saklayacağım. Çok mutluyum şu anda. Saati Hollandalı bir tasarımcının tasarladığını açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ, saatin kayış kısmındaki mavi rengin kendi gözlerinden esinlendiğini söylüyordu. Şurada gördüğünüz gibi mavi derisi var. Bu mavi deri benim gözlerimin renginden esinlenmiş. Sağ olsun. Kıvanç Tatlıtuğ dizide canlandırdığı Kuzey karakterini hala anlamaya çalıştığını ve Kuzey'in çok zor bir karakter olduğunu söylüyordu. Hayat tarafından ezilmiş bir adam, hor görülmüş bir adam, ailesi tarafından itilmiş. Kamera var. Cezaevi şartlarında zor zamanlar geçirmiş. Yani hayat tarafından ezilmiş bir adam, ezgin diyebiliriz Kuzey için. O yüzden biraz ağır tarafları var, biraz sinirli tarafları var. Anlamaya çalıştığım bir karakter Kuzey. Zor bir karakter. Peki Kuzey karakteriyle Kıvanç Tatlıtuğ'un benzer yanları var mıydı diye yakışıklı oyuncuya soruyoruz. Ve şimdi sıkı durun. Anlaşılan Kıvanç Tatlıtuğ kendi yarattığı Kuzey karakterinden kendisi bile çekiniyor olacak ki Kuzey ile ilgili temkinli konuşuyordu. Benzer tarafları da var, benzemeyen tarafları da var. Yani Kuzey'in arkasından konuşamam şu anda, kusura bakmayın. Burada hikayenin güzel olmasına bağlıyorum işi. Bunun benle olacak gibi bir tarafı yok yani. Hikaye güzel. Oyuncular, yönetmenimiz Mehmet Hocam, senaristler bizim altın kızlar diyorum ben onlara. Muazzam bir senaryo çıkardılar. Yani biz de elimizden geldiği kadarıyla bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Bence bunlar komple bir zincir düşünelim. Bunlar zincirin bir halkası olarak düşünelim. Bunun benimle hiçbir alakası yok yani. Dizideki Kuzey karakterini mi yoksa Güney karakterini mi kendisine daha yakın buluyordu diye sorduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ çok farklı bir cevap veriyordu. İyinin ve kötünün daha ötesinde bir şeyler anlatılmaya çalışıyor. Yani ne Güney çok iyi ya da çok kötü, ne Kuzey çok iyi ya da çok kötü. Cezaevine giren işlemediği bir suç yüzünden veyahut hakikaten bir suçu üstlenip cezaevine giren, çok kötü şartlar altında yaşayan suçsuz insanlar adına da onların yaralarına da bir nebze olsun parmak basabildiğimiz için, ben bu karakterle en azından biraz değinebildiğim için çok mutluyum. O halinle bile en iyi okullardan birini kazandım. Düşün bile, o olay olmasaydı kim bilir Harvard'ı falan kazanırdın herhalde.
hissettiğini gerçekten söylemiyor. Bu arada dizideki kavga ve dövüş sahnelerinde Kıvanç Tatlıtuğ yediği tokatların gerçek olduğunu söylüyordu. O bir dayak sahnesi. Gerçek. Tabii gerçek. Tokatlar gerçek. Dizinin cemresi Öykü Karayel için Kıvanç Tatlıtuğ bakın neler söylüyordu. Öykü çok yetenekli bir kız. Tabii ki mutlaka patlama yapacaktır ki bu iş için çok doğru bir oyuncu. Ben çok başarılı buluyorum kendisini. Allah yoluna açık etsin. Bana şans dile. Çirkin. Devir hepsi. Dizi için özel olarak kilo verdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ 6 ayda kaç kilo verdiğini de bakın nasıl açıklıyordu. 13. 13. 13. Ne kadar zaman aşamasında oldu bu? Yani bu projeye hazırlık aşaması? 6 ay civarında oldu yani. Komple 6 ay. Özellikle dövüş sahnelerinde Brad Pitt'i örnek aldığı yazılıp çizilen Kıvanç Tatlıtuğ bu konuyla ilgili bakın neler söylüyordu. Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok. Yani şimdi bizde şöyle bir şey var. Bir dövüş sahnesi oluyor. Arkasına deniliyor ki işte zamanında şöyle bir film çekilmişti, ondan örnek alınmış, bilmem şu olmuş, bu olmuş. Bu özgün bir hikayedir. Hikayenin çıkış noktası tamamen Ece ve Melek'e aittir. Hikayeye hizmet ettiği için dövüş sahneleri var ki bu adam bir sokak dövüşçüsü.